Şimdi sırada Mersin'den bir bağlantımız olacak. Avukat Sahra Düzgün Tücel konuğum olacak. Kendisiyle biraz boşanma davaları üzerine konuşacağız. Hazırsa eğer bağlantımız, merhabalar. Merhabalar Safiye Hanım. İyi yayınlar Nasılsınız diliyorum. görüşmeyle? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün biraz boşanma davalarıyla ilgili konuşacağız. Malum son zamanlarda çokça arttı. Bence pandemi sürecinden sonra daha da arttı. Ne yazık ki. Aslında dünya genelinde de öyle bir istatistik var Safiye Hanım, biliyor musunuz? Çin'den başlayarak boşanma sayılarının arttığı yönünde Eyvah veriler eyvah. var elimizde. Evet. Eyvah eyvah. Şimdi biraz boşanma davaları üzerine konuşalım. Ayrıca da feri nitelikteki talepleri konuşalım. Hay hay. Buyurun. İsterseniz şu şekilde başlayalım. Boşanma davasının feri niteliğindeki talepler derken boşanma davası içerisinde neler isteyebiliriz, bunlardan bahsedelim. Boşanma davasında tabii ki nihai amacımız boşanmayı sağlamak, ama bunun yanında anne baba, yani taraflara ne haklar veriyor boşanma davası? Öncelikli hak ve öncelikli konuşulması gereken şey elbette maddi manevi tazminat durumu. Ve bunun dışında müşterek çocuk varsa müşterek çocuğun velayeti, müşterek çocuğun görüş günleri, şahsi münasebet tesisi ve aynı zamanda da nafaka konuları boşanma davası ile beraber gündeme gelecek konulardır. Peki özellikle maddi manevi tazminat taleplerinde neler esas alınıyor? Şimdi maddi manevi tazminat taleplerinde boşanma davası açıldığında, boşanma davası öyle bir dava ki hem davacısı davacıyken hem de davalısı karşı davacı davacı olabilir. Her iki tarafta kendi haklılığını ve kusursuzluğunu ispat etmek amacıyla bu davaya dahil olabilir Safiye Hanım. Şimdi maddi manevi tazminatın söz konusu olabilmesi için öncelikle maddi manevi tazminat talep eden kişinin karşı taraftan daha az kusurlu olması gerekmektedir. Yani mutlaka karşı tarafın evlilik birliğini bu hale getirmekte daha kusurlu olması gerekmektedir ki böyle bir hak doğsun. Öncelikle bunu söyleyeyim. Burada manevi tazminatın tabii adı gereği aslında niteliği biraz belli. Evlilik birliği içerisinde işte yaşadığı sıkıntılar nedeniyle manen, ruhen yıpranan, incinen tarafa bir nebze de olsa bu incinmesinin teminen verilen bir tazminat türüyken, maddi tazminatta evlilik birliğinin ekonomik çıkarlarından ve geleceğinden beklentisi olan tarafın karşı tarafın kusurlu davranışları nedeniyle bundan mahrum kalması anlamına gelen bir tazminat türüdür. Burada sıkça yapılan hatalardan birisi, maddi tazminat talep ederken işte ben evlenirken şu kadar TL düğün parası harcadım, bu kadar mobil aldım, bunları bana geri verin denmesidir. Müvekkiller de bu taleplerle gelirler bize. Bunlar artık maddi tazminat kalemini kapsamayacaktır. Bunlar ayrıca bir tazminat davasına konu edilebilir. Ama boşanmanın içerisinde talep ettiğimiz maddi tazminatın niteliği az önce söylediğim gibi olacaktır. Peki tazminatı özellikle kadınlar genelde hep talep ediyor. Biz onu da duyuyoruz ama erkekler de maddi manevi tazminat talebinde bulunabiliyor mu? Evet, hatta bu konuda ben bir röportaj yaptığımda şey olmuştu, şöyle bir başlık atılmıştı: artık erkekler de tazminat isteyebilecek falan gibi. Halbuki zaten kanun kadın erkek ayrımı yapmadan bu tazminatı talep hakkı vermiş durumda. Ama dediğiniz gibi uygulamada tabii biz kadınların talep ettiğine sıkça rastlıyoruz. Şimdi maddi tazminat yönünden şöyle bir detay vermek istiyorum. Karşı tarafın öncelikle bir maddi geliri olmalıdır biz maddi tazminat talep edeceksek. Çünkü bu evlilik birliğinin ekonomik devamından ve geleceğinden bir beklentimiz olması lazım. Bu anlamda maddi tazminatın yasal şartlarının oluşabilmesi için. Yani erkek de eğer yasal şartlar oluşmuşsa boşanma nedeniyle hem maddi tazminat hem de manevi tazminat talep edebilecektir. Aynı şekilde nafaka için de erkekler de nafaka talep edebiliyorlar mı eşlerinden? Evet. Şimdi nafaka derken önce bir nafaka çeşitlerinden bahsedelim Buyurun. İsterseniz. Dava süresince, boşanma davasının devam ettiği müddetçe bağlanan nafakanın adı tedbir nafakasıdır. Bu tamamen kanunun farklı bir hükmünden, farklı bir maddesinden kaynaklanan bir nafaka türüdür. Ve boşanma davası süresince hakimin evlilik birlikteliğiyle ilişkin, taraflara ilişkin ekonomik tedbirleri alabilmesi hükmü gereğince bağlanır. Bunun adı tedbir nafakası olacaktır. Boşanma davası bittikten sonra müşterek çocuğun velayeti kendi tarafına bırakılan kişi lehine verilecek olan nafakanın adı, yani müşterek çocuk lehine verilecek olan nafakanın adı iştirak nafakasıdır.
yoksulluğa düştüğünü, yani boşanmayla beraber yoksulluğa düştüğünü iddia eden taraf lehine verilecek nafaka ise yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası, yani sıkça bilindiğinin aksine erkek tarafından da yasal şartları oluşmuşsa talep edilebilecek olan bir nafaka türüdür. Peki mahkemenin belirlediği tazminat tutarını ödeyemezse taraflardan bir tanesi. O zaman ne olacak? Önce şeye biraz değinelim. Mahkeme bu tazminatı belirlerken neyi esas alıyor? Öncelikle tabii ki kusur durumunun ağırlığını esas alıyor Safiye Hanım. Yani her boşanma olayı tabii kendi içerisinde münferiden değerlendirilmeli ve buradaki kusurun ağırlığına bakılmalıdır öncelikle kişinin ne kadar incindiğini bir şekilde ortaya koyabilmek için. Yani kusur durumu, kusur oranı etkili olacaktır. Bir ikinci durumda tabii ki tarafların maddi durumu da oldukça etkili olacaktır. Yani maddi anlamda gücü çok yüksek olan birisiyle normal standartlarda yaşayan birisinin vereceği tazminat oranı aynı olmayacaktır. Mahkeme tazminatın peşinen ödenmesini, yani tek seferde ödenmesine karar vereceği gibi bunun irat biçiminde, yani taksit ödenmesine de karar verebilir. Şimdi sizin sorunuza geldiğimizde varsayalım mahkemece bir miktar tazminat ödenmesine karar verildi. Bundan sonraki prosedür artık aile mahkemesini ilgilendiren bir prosedür olmayacak ve normal icra prosedürü söz konusu olacaktır. Bu alacak icra takibine konu edilecek. Akabinde de normal icra iflas kanunu hükümleri uyarınca bunun tahsili sağlanmaya çalışılacaktır. Peki masrafları kaybeden taraf mı ödüyor? Kim ödüyor boşanma davasında? Evet, yani bu zaten hukukumuzla ilgili genel bir ilke. Davayı kaybeden taraf yargılama gideri ve vekalet ücretini öder. Az önceki sorunuza istinaden aslında şunu söyleyebilirim. Tazminat normal icra iflas kanunu hükümlerine göre talep edilir dedik ve tahsil edilir dedik. Nafaka ile ilgili burada bir ekstra durum söz konusu. Şimdi tedbir nafakası veya yoksulluk ve işrek nafakası bağlandıktan sonra bunun ödenmemesi durumu ayrıca icra ceza mahkemesinde şikayet edilmesi halinde tazyik hapsi verilmesi gereken bir cezai durum doğurabilir. O nedenle nafakanın mutlaka düzenli şekilde ödenmesi gerekmektedir. Nafaka alacağı mahiyeti gereği o kadar önemli ki Safiye Hanım, kanun nafaka alacağının 3 ay üst üste ödenmemesi halinde diğer tarafa bunu icra ceza mahkemesinde ceza prosedürüne taşıma hakkı vermiştir. Böyle bir hakkı kullanabilir nafaka alacaklısı olan taraf. Bildiğim kadarıyla son çıkan kanunda böyle artık ömür boyu tazminat ve nafaka yok. Belirli bir süreyi kapsıyor dendi. Bu doğru mu? Bu konuda bir kanun tasarısı var, süresiz nafakaya ilişkin. Ancak henüz yasalaşan bir düzenleme yok. Burada nasıl bir kriter belirlenecek, neler esas alınacak şu an tam olarak belli değil. Ama kanun tasarısına baktığımızda sadece şu bilgileri verebilirim. Deniyor ki nafaka zaten aslında nafaka süresiz değildir. Yani nasıl süresiz değildir? Nafakanın ortadan kalkmasını gerektiren haller var ise kanun cevaz vermiştir nafakanın kaldırılması davası açılmasına. Şimdi yeni yapılmaya çalışılan düzenleme, yapılması gündemde olan düzenleme ise diyor ki sen diyor öncelikle tarafların yaşına bak, ekonomik sosyal durumlarına bak, tekrar evlenebilme ihtimalleri var mı buna bak ve hatta evlilik süresine bak, ona göre nafakaya hükmet gibi kriterler söz konusu olacak ama henüz yasalaşmadı. Tabii ki bu aynı zamanda pek çok anlamda da tartışma konusu olan bir konu, gündemde olan bir konu. Biz de ne şekilde yasalaşacağı hususunu merakla bekliyoruz. Peki nafaka hangi koşullarda ortadan kalkar? Buna şu şekilde cevap vermem gerekiyor. İştirak nafakası yönünden dersek, yani müşterek çocuğa bağlanan nafaka yönünden dersek, müşterek çocuğun 18 yaşına girmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar. Kanun burada o kadar güzel söylemiş ki, kendiliğinden ortadan kalkar. Yani bizim ekstra bir talep veya dava açmamıza gerek olmaksızın iştirak nafakası kendiliğinden sona erecek. Yoksulluk nafakası ise öyle değil. Yoksulluk nafakasının kalkması için belirli sebepler var. Eğer bunlar olursa yoksulluk nafakasının kaldırılmasına yoksulluk nafakasının borçlusu olan taraf talep edecek. Nelerdir bu sebepler? Birincisi yoksulluk nafakası alacaklısı olan tarafın yeni bir evlilik yapmış olması. Hani bu durumda artık tabii ki bakım ve gözetim yükümlülüğü artık başkasına ait olacak bu anlamda. Ya da şöyle bir durumda söz konusu olabilir. Yoksulluk nafakası alacaklısı olan
taraf işe girmiştir, çalışmaktadır, düzenli gelir elde etmeye başlamıştır. Veyahut yoksulluk nafakasının borçlusu olan taraf, ben burada hep dikkat ederseniz bu tabirleri kullanıyorum. Kadın ya da erkek demek istemiyorum. Çünkü illa her zaman kadının alacaklı olması söz konusu olmayabilir. Doğru kullanmak adına. Yoksulluk nafakası borçlusu olan taraf acize düşmüş olabilir, iflas etmiş olabilir. Ciddi anlamda bu nafakayı ödemeyecek ya da bu nafakayı bu miktarda ödeyemeyecek duruma gelmiş olabilir. Bu durumlarda yoksulluk nafakasının indirilmesi veyahut kaldırılması davası açılabilecektir. Peki, nafaka başında yoksul değildi, herhangi bir yoksulluk durumu yoktu. Boşandıktan sonra da bir yoksulluk meydana geldi, bir yoksulluğa düştü. O durumda yoksulluk nafakası talep edebilir mi? Mahkeme süresince talep edilebilecek olan tedbir nafakası yönünden hakim kendiliğinden dahi tedbir nafakasını hükmedebilir reysen. Ama yoksulluk nafakası için Safiye Hanım mutlaka talep şartını arıyor mahkeme. Bu nedenle eğer boşanma davanın içerisinde yoksulluk nafakası talebinde bulunmamış isen, dava bittikten sonra ben yoksulluğa düştüm gibi bir gerekçe ileri sürmen söz konusu olmayacak. Yani yoksulluk nafakası biz talep etmediğimiz sürece verilen bir nafaka değil. Doğru değil mi? Doğru Evet. anladım. Evet, ama boşanma davası süresince bağlanacak olan tedbir nafakası yönünden aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Orada hakim reysen dahi gerekli gördüğü durumlarda evlilik birlikteliğine ilişkin, ekonomik, barınmaya ilişkin, tarafların giderlerine ilişkin tedbirleri reysen almakla görevlidir. Peki boşanma gerçekleşirken müşterek çocuğun velayetinin kimde kalacağı belirlenirken oradaki kriterler ve unsurlar neler? Aslında çokça önemli bir konu. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Velayet konusunda şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bence şuna bakılmalı. Müşterek çocuk kendini ifade edebilecek yaşta mı? Müşterek çocuğun ifadesi hükme alınabilecek yaşta mı değil mi? Önce bir bunun ayrımından gidelim. Sonra diğer kriterlere geçelim. Yargıtay önceleri diyordu ki müşterek çocuk kendisini ifade edebilecek yaştaysa müşterek çocuğun iradesini de hükme esas alabilirsin. Almalısın, dinlemelisin. Sonrasında Yargıtay buna bir yaş kriteri oturdu ve 8 yaş dedi yakın zamanda verdiği bir kararda. Yani 8 yaşın üstündeki bir çocuğun mutlaka uluslararası sözleşmeler gereği var olan kendi kaderini tayin yetkisi uyarınca da mutlaka görüşünün iradesinin alınması lazım. Peki biz çocuğun iradesini aldık, sorduk. Çocuğun iradesi ve çocuğun beyanın velayetin belirlenmesine yeterli olacaktır derseniz hayır, yeterli olmayacak. Yani velayet zaten kamu düzenine ilişkin bir durum. Çünkü o çocuk aslında tarafların değildir, devletin çocuğudur. Devlet o çocuğu korumakla yükümlüdür ya da en iyi şartlarda büyümesini sağlamakla yükümlüdür. Bu anlamda baktığımızda tabii ki hakim, dosyanın hakimi yapacağı sosyal hizmet incelemesiyle de pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı var. Vasıtasıyla yapacağı incelemeyle de bakmalı. Tarafların velayete eğil olup olmadığını, şartlarının velayete uygun olup olmadığına bakıp bu konuda belirlemesini yapmalı. Ama tabii ki çocuğun iradesi de bu anlamda belirleyici olacaktır eğer ilgili kriterler varsa. Çocuğun velayeti taraflardan birisine verildi. O verildikten sonra gerçekten iyi şartlarda yetiştirilip yetiştirilmediğine bakılıyor mu? Kontrol ediliyor mu? Şimdi bu konuda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Velayet ilişkin verilen mahkeme kararları hiçbir zaman kesin hüküm teşkil etmiyor Safiye Hanım. Yani boşanma davası sırasında velayet anneye veyahut babaya verildi. Eğer velayet kendisine bırakılmayan taraf, müşterek çocuğun velayet hakkının gereği gibi kullanılmadığını, ihlal edildiğini ileri sürüyorsa dilediği zaman tekrar velayetin değiştirilmesi için bir dava açabilir. Bu dediğiniz durumu ileri sürerek, ama bunun dışında zaten velayet hakkı sahibinin de işte çocuğun bakımına ilişkin bir sürü yükümlülüğü vardır. Çocuğun mal varlığı varsa mal varlığının defterini tutmaya ilişkin yükümlülükleri vardır. Ve bunlar zaten kendisine velayet hakkı sahibi olarak ihtar edilmiştir. Bu anlamda da bir kontrol mekanizması var diyebiliriz. Peki belirli bir başta boşanma davası sırasında bir nafaka miktarı belirlendi çocuk için. O sonrasında zamanla birlikte artma ya da azalma eğilimi gösteriyor mu? Çünkü hayat standartları değişiyor. Bazen çok komik rakamlarda çıkıyor gerçekten. Aynen. Yani şöyle Safiye Hanım, aynı yoksulluk
nafakasında açıkladığımız durum gibi iştirak nafakası da, yani müşterek çocuk için bağlanan nafaka da değişen şartlara uyarlanıyor. Azaltılması gerekirse azaltılması talep edilebiliyor. Ya da sizin dediğiniz gibi eğer çok yetersiz oranda bağlandıysa arttırılması talep ediliyor. Kaldırılması da talep edilebilir aynı şekilde. Ya da velayetin değiştirilmesiyle de ortadan kalkacaktır mesela nafaka yükümlülüğü. Bu gibi durumlarda iştirak nafakasının da aynı şekilde yoksulluk nafakası gibi değişmesi, azalması, artması ve ortadan kalkması söz konusu olacaktır. Aslında velayete ilişkin şey demiştik ya Safiye Hanım, hiçbir zaman kesin hüküm teşkil etmez, tekrar tekrar açılabilir. Aynı şey nafaka için de geçerli olacak. Hangi durumlarda nafaka talep edilebiliyor? Mesela çocuğun özel okula gitmesi, özel okul masraflarının olması bir nafaka talep sebebi midir? Orada ikili bir ayrım yapmamız lazım öncelikle. Bu bir anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli bir boşanma davası mı? Eğer bu bir anlaşmalı boşanma davasıysa tarafların müşterek çocuğun nafakası konusundaki ve diğer tarafın nafakası konusundaki anlaşmalarıyla hakim bağlıdır. Bunu kabul edebilir diyebiliriz. Yani bu müşterek çocuğun özel okul giderlerini de karşılayacak şekilde olabilir. Eğitim giderlerini de karşılayacak. Hatta yüksek lisans giderlerini karşılayacak şekilde bile düzenleme yapmamız mümkün. Ama eğer bu bir çekişmeli boşanma davasıysa o zaman iki kriter söz konusu olacak. Birincisi, müşterek çocuğun ihtiyacı nedir? Yani gerçek anlamda. Peki ihtiyacı nedir derken illa bütün çocuklar özel okula gidecek diye bir şey yok. Biliyorsunuz devlet okulu var ve parasız eğitim de var. Müşterek çocuğun ihtiyacı nedir? Bir de müşterek çocuğun mutadı nedir? Yani bu çocuk nasıl bir hayata alıştı? Çünkü anne ve babanın boşanmasından bu çocuğun minimum düzeyde etkilenmesi lazım her anlamda. Hayat standartları olarak da. Birinci kriterimiz müşterek çocuğun ihtiyacı nedir ve müşterek çocuğun mutadı nedir? İkinci kriterimiz ise nafaka borçlusunun ödeme gücü ne olacaktır? Evlilik birliği sona erdikten sonra da nasıl olacaktır? Bu iki kritere göre nafakanın miktarına karar verecektir mahkeme. Nafaka miktarlarında özellikle belirleyici kriterler neler? Bir onu sormak istiyorum. Bir de bu soruya ek olarak şunu da cevaplandırmanızı çok yürekten istiyorum. Bazen gerçekten ödeme gücü olan kişiler, taraflar boşanma davası sırasında üstündeki arabasını, evini başka kişiye devredebiliyorlar sırf gözükmesin diye. Evet, boşanma davaları öncesinde bu tür hazırlıkların yapıldığına sıkça şahit oluyoruz maalesef. İlk sorudan başlayayım ben. Şimdi nafaka ile ilgili çok önemli bir detay vereceğim. Nafaka mutlaka talep ve dava edildiği tarihteki şartlara göre bağlanır. Yani ne demek istiyorum? Dava açıldığı tarihteki nafaka borçlusunun gelirine ve nafaka alacaklısının ihtiyacına göre bağlanır. Aslında bizim temel kriterimiz karşı tarafın geliri ve ihtiyaç durumunun arasındaki orantıdır. Hani bu konuda net rakamlar var mı, net belirleyici kriterler var mı derseniz hayır yok. Bazı hukuk sistemlerinde Safiye Hanım direkt nafaka hesapları yapılıyor. Yani kriterler var, şu kadar maaş alan bu kadar nafaka öder vesaire gibi. Ama bizde hakimin takdir yetkisi, işte yerleşik yargıtay kararları uyarı bir rakam takdir ediliyor. Şimdi sizin dediğiniz konuya gelelim. Biz maalesef boşanmanın ekonomik sonuçlarından kaçmak için tarafların bu tarz işte gerek gerçek devir mahiyetinde, yani gerçekten elindekini satarak, gerekse gerçekten satmadığı halde satmış gibi yaparak, yani muvazalı işlemlerle kendisini olduğundan daha fakir diyeyim, yani doğru terim olacak mı bilmiyorum ama ekonomik anlamda daha güçsüz gösterme yönünde bir eğilimi maalesef var. Bu durumda biz ne yapacağız? Resmi makamlardan zaten ilgili belgelerin kayıtlarını istiyoruz ve devir tarihleri hepsi ortaya çıkıyor. Bu anlamda tabii bankalara para giriş çıkışları olmuş mu olmamış mı? Bu devirler gerçek bir devir mi? Bunu da ispatlayabiliyoruz. Ayrıca TMK 229. maddesinde de şöyle bir düzenleme yapılıyor Safiye Hanım. Deniyor ki evlilik birliğinin sona ereceği, yani boşanma davasının açıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içerisinde yapılan karşılıksız kazandırmalar kural olarak diyor yapılmamış sayılır ve diğer bir hükümde bütün evlilik birliği boyunca herhangi bir süreye tabi olmaksızın sırf karşı tarafın katılma alacağını azaltmak
ya da ortadan kaldırmak kastıyla yapılan devirlerde muvazalı sayılır diyor. Yani burada artık gerçekten avukata büyük bir yük düşüyor. Bu kanun düzenlemeleri kapsamında bu devirlerin gerçek olmadığını ya da ekonomik çıkarlarla yani ekonomik amaçlarla yapıldığını ispatlaması gerekecek. Allah çok teşekkür ederiz Sahra Hanım. Birçok Ben kişinin teşekkür ederim. bilgilendiğini düşünüyorum şu anda, kendim de dahil. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Aslında buradaki temel nokta mutlaka bir vekil aracılığıyla yani avukat aracılığıyla hareket etmek ve bu sayede haklarını doğru şekilde bilmek ve doğru şekilde ileri sürebilmektir. Çünkü çok fazla kriter ve kıstas var. Çok Çok güzel fazla. açıkladınız siz de. Çok teşekkürler.